Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tek ilahiyat koleji kapatılmak isteniyor. Kolejin kapatılmasını ise öğretmenler sendikası istiyor. Ayrıntıları almak üzere Yavru Vatan'a döneceğiz. Haber ekibinden Nazmi Pınar karşımızda, yanında konuğu da olacak. Şimdi sözü Nazmi Pınar ve konuklarına bırakın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, başkent Lefkoşa'dan hepinize günaydın. Üzücü bir haber var Kıbrıs'ta. Şu anda yüzlerce insan mahkemeler önüne toplandı. Sebebi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve tek ilahiyat koleji, dini eğitim veren ilahiyat koleji kapatılmaya çalışılıyor. Gerekçe ise din ağırlıklı eğitim verilmesi ve avlusunda cami olması. Kim istiyor bunu? Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası. Öğretmenler Sendikası mahkemeye gitti ve kapatılması yönünde talebini iletti ve mahkemede bugün görüşülmeye başlanıyor. İşte burada da veliler, aileler, Kıbrıs Türk halkı toplandı. İlahiyat Koleji'nin kapatılmaması yönünde eylem yapıyorlar mahkemelerin önünde. Bizler Hala Sultan'ın torunlarıyız. Bizim de bir eğitim hakkımız var gibi pankartlar açtılar. Yanımda İlahiyat Koleji'nin Okul Aile Birliği As Başkanı Hikmet Kaynarca var. Hemen çok kısa bugünkü eyleminiz hakkında bilgi alalım. Öncelikle bu eylemimizi kamuoyuna bildirdiğiniz için yayın kurumuna teşekkür ediyorum. Maalesef Kıbrıs'ımızda kendisini Kıbrıslı olarak gösterip de Kıbrıs Türk'ü olduğuna inanmadığımız kişiler evlatlarımızın eğitim gördüğü okulu kapatmaya çalışmaktadırlar. Ama adı maalesef eğitim sendikası, fakat düşünün ki bir eğitim sendikası okul kapatmaya çalışıyor. Bunların eğitimle bir ilgisi yoktur. Karar ideolojik ve siyasi bir karardır. Ama bu Kıbrıs Türk'üne mal edilmemesi gereken bir karardır. Bizler de bunları zaten eğitim temsilcisi olarak kabul etmiyoruz. Uzun süreden beri mücadele yapıyoruz. Tam okulumuz bugün 5. yılı. Bu okula kayıt yaşındaki çocukların %30'u bu okulu tercih etmiş. Ancak %30'u bu okula kayıt yaptırabilmiş. Bu demokratik bir haktır. Bu siyasi de ülkelerdeki siyasi yönetimler %30'larla devlet yönetiyor. Bu ülkedeki yaşayan nüfusun %30'u bu okulu tercih ediyor ve burada da demokratik hak diye okulu kapatmaya çalışıyorlar. Gülünç, ilginç. Peki, size mücadeleniz de kolay gelsin. Tekrar mahkemenin kararını da takip edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz.